TÜİK enflasyon oranını açıkladı %21 olarak. Sizce doğru mu? Bence doğru değil. Hiç iyiye gitmiyor. Yanlış anlamayın. Ben herkes duysun kulağı. Bunların elinde Kur'an, dilinde yalan, yedikleri zehir zıkım olsun haram. Haram. Suriye'den gel, Afganistan'dan gel, Libya'dan gel. Ne bileyim Afganistan hepsini getir topla buraya. Önce kendi memleketinde insanına sahip çık ki. Ondan sonra komşunu düşün. Bizim o kadar öğrencilerimizin %90'ı atanamıyor. O kadar öğretmenlerimiz atanamıyor. Çalışıyor çalışıyorum, paranı alamıyorum. Atıyorum ben şimdi bir vatandaşa çalışıyorum, mesleğim serbest. Çalışıyorum, hak etmişim, para alacağım. Karşımdaki insana parayı alabilmem için yalan söylüyoruz. Niye yalan söylüyoruz? Anamız hasta, babamız hasta, dedemiz hasta, dayımız hasta. Sülalede insan kalmıyor. Zengin zengin oluyor, fakir fakir oluyor. Yani bir simit 2,5 milyon olmuş. Ya halka dur. Bir ekmekten daha mı yer bu gramajı fazla? Bunun nüfusun kalabalık olanı düşünmüyor mu insanlar? Pazara gidiyorsun, almış başını gidiyor. Tezgahın yanından geçerken şöyle öyle bak insan. Herkesin canı istiyor. Belki orada C vitamininden bir tane portakal veya bir limon veya bir mandalina veya greyfur alacak. Alamıyor. Alamıyor. Şimdi her şeye bakıyorsun, almış gidiyor başını. İyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Yani zengin zengin oluyor, fakir fakir oluyor. Yok. Yani memleketimiz hali Allah acı sabır versin şu insanlara, bizim gibi insanlara, bütün emekçi insanlara üzülüyorum. Saygıyla da sevgiyle de size de saygı diyorum. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Teşekkür ederim abi, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Enflasyon oranını açıkladı. %21. Sizce bu veri doğru mudur? %52. 50 demez %52. Ama Japonya'da bilmem kaçmış. Japonya'da enflasyon sıfır ya, sıfır. Almanya'da 3. Almanya dediğimiz Almanya'da 3. Almanya sırf çocuk parasında bir adam çalışmadan 4 çocuğu olan adam besliyor. Bizde çocuk yaptın mı çocuk başıma bela. Gençlere şey diyorum, evlenirseniz bile çocuk yapmayın. Yalnız Türkiye'de durmayın, yabancı memlekete gidin. Kanada'ya gidin, Meksika'ya gidin, Almanya'ya gidin. Durmayın, Türkiye'de hayat yok. Ama biz yaşlandık. En iyisi istediğimiz erken seçim. Erken seçim. Hem olacak da. Gelecek sene seçim var. Olacak. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. TÜİK verileri açıklandı. %21 olarak. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu veri doğru mudur? Ya neresi doğru olacak? Biz bu ülkede geçinemiyoruz artık. Valla bu ülkenin hali son yani. Başka diyecek bir şey yok. Yani bazıları gelip diyor geçinebiliyoruz ama yok. Geçinemiyorlar. Valla onlar bazen yerlerden aldıkları şeylerle geçinebiliyor. Yani kimse bu ülkede geçinemiyor. Valla geçinemiyor. Yani şunu söyleyeyim, bu ülkedeki tüm gençlerin hayali gidip yurt dışında garsonluk, aşçılık yaparak Türkiye'de yaşam sürmek. Bu yani biz, yani en son 2000 yılında bizim en yüksek paramız 200 liraydı. O zaman dolar, istediğimiz kadar dolar alabiliyorduk. Sene oldu 2022, şimdi 200 liraya dolar alamıyoruz ya. Böyle devam ederse yani yok, yapacak bir şey yok. Seçimleri bekleyeceğiz artık yani, herkes böyle konuşuyor. İnşallah herkes konuştuğunun arkasında durur. Ancak öyle iktidardan indirebiliriz. Yani yapacak bir şey yok. Bu ülkenin hali böyle. Kimse gelip demesin ben geçinebiliyorum. Kimse geçinemiyor, geçinemiyor. Ya onlar geçiniyordur, onlar geçiniyordur. Onlar bir şey diyeceğim ama şimdi. Gelmiş bir telefonu falan çıkar. Ya çalışıyoruz 3-4 ay. Valla 3-4 ayda çıkıyor. Olur 15 lira abla. Ne yapacağız? 4-5 ay çalıştım asgari ücretle ancak bunu alabildim. Bu ülkenin Türkiye'ye geliş, yani bu telefonun ülkeye geliş parasıyla arasında tam %50 %150 şey farkı artırılıyor ya. Bir maaşını alabiliyorsun. Ya bir maaş ne? Maaşın yarısını %25 ile alabiliyorsun ya. Yurt dışında gidip çalışsan aylık alırsın 1000 dolar falan ya. 1000 dolar sen gelip ülkede 2-3 yıl yaşayabilirsin yani. Yani gidip yurt dışında 3-4 ay çalışsan gelip Türkiye'de rahat bir sene yani rahat yaşayabilirsin yani. Türkiye gençlerin hepsi hayali soru yani, hepsinin hayali yurt dışına gitmek. Kimin hayali yurt dışına gitmemek? Hepinizin hayali yurt dışına gidip çalışmak değil mi? Gidip yurt dışında çalışıp burada yaşamak değil mi hayaliniz? Hepsinin hayali bu. Önceden çok kötü bir durum aslında. Yok. Çok kötü bir durum yani. Ülkenin gençleri bunu mu hak ediyor? Hayali bu. Yapacak bir şey yok. Ama yani şimdi herkes konuşuyor ama şimdi seçimler de yaklaşıyor. İnşallah herkes, ben sadece tek istediğim şey, inşallah herkes konuştuğunun arkasında durur yani bu. İnşallah herkes konuşsun arkasında durur. Teşekkür. Teşekkür ederim. Sizinle konuşalım. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Benim babamın kendi esnaf dükkanı var. Geçinebiliyorum diyorlar. Ben arada gidip kasaya yardım ediyorum. Hafta sonları çok sıkışık olduğunda gidiyorum, yardım ediyorum. En fazla kasap dükkanı var. En fazla 1-2 kilo et alabiliyorlar. Ya ben kendim söylüyorum. En fazla 1-2 kilo et alıyorlar. O da tavukta atıyorum. 4 kilo alıyor dedikleri şey tavuktur. Tavuğun da kilosu zaten artık çok pahalı.
Yem fiyatlarına bakıyoruz. %59 artıyor. İlk korona gününden %59 yem fiyatları artıyor, et fiyatları artıyor. Kesin benim babam 30 TL olur diye çok yüksek. 30 TL kesin parasına fazla olur diyordu. Şu an Nezman de benim babam malları önceden aldığı için 50 liraya kesim yapabiliyor. Bu hafta malları alan 58 TL'ye kesim yapıyor Nezman de. Aldığı dana zaten 250-300 kilo. Aldığı sığır olur, ne düve olur 250-300 kilo. Burada geçinebiliyorum diyen yalan. Kıymanın kilosu 80 TL. Ben babam kasap olduğu için biz rahat geçiniyoruz. Çünkü ikinci sınıftan beri aynı mesleği yapıyor, çalışıyor. Rahat geçiniyorum, dershane gidiyorum, yiyor, içebiliyorum ama burada herkesin ailesi o durumda değil. Ya da her genç benim yaptığım fırsatları sahip değil. Ya ben geçiniyorum diye Tayyip'e oy vermem. Çünkü çalışıyor, çok fazla çalışıyor. Benim babam 6'ya gidiyor, saat 10'da geliyor. Ben 10'da eve gidiyorum. Aynı anda eve giriyoruz. Evde kimsenin düzeni yok abla. 4. sınıftan beri dışarıdayım ben. 4 yaşından beri. 4 yaşından beri beni bir yerlere veriyorlar. Ya dedem bakıyor, ya başka bir yer, ya da yuvaya gidiyorum. Herkes çalışıyor. Abim sanayiye girdi. Ablam kuaförlük salonuna girdi. Babam kendi kasap dükkanını 4-5 yıldır açabildi. Öyle. Çünkü geliyor kasaya, 1 kilo kıyma alıyor 90 TL. Diyor, çekiliyor, alıp gidiyor. Kaliteli yemek isteyenler fiyatları artar düşer, o ayrı. Ben kendi dükkanımdan bahsediyorum. 80-90 TL bir kıymanın kilosu. Tavuk, bir bütün tavuk alıyorsun, kilosu 35 TL. Benim babam bir ara zam yapmaktan utanıyordu. Sonra artık en son cama yazdı, ben zamları yapmıyorum diye. Benim babam da para kazanmak zorunda, ben dershaneye gidiyorum. Aç mı gezeceğiz yani? Yok. Annem memnun değil. İşte bu yani, geçinebiliyor ama haline yine memnun. Aklımızda en fazla kendini çok kurtarması gerek. Ben üniversite için çalışıyorum. Üniversite sınavlarını kazanırsam gitmek istiyorum. Ama her şey çok pahalı. Bizim dükkanımız da çok pahalı, orası da çok pahalı. Mecbur yapmak zorundalar. Kantinde ben bir günlük 20 TL alıyorum tüm gün geçinebilmek için. İşte onu diyorum, yetmiyor. Ben bir normal içinde böyle sosis ekmek alıyoruz. Okulda hep onlar satılıyor, 13 TL. Yanına bir ayran alsak 3 TL, 16 TL. Ben buraya gelirken akbilene basacağım. Geldiğimde su içmeyeceğim mi? Evde doldurup getireceğiz mecbur her şeyi. Evde doldurumuzda da ondan önce mecbur bir yerden alıp tüketeceğiz. Ne yapacağız? Her şey çok pahalı oldu. Tamamen pahalı. Dolar artıyor. Bizim Bolu Belediye Başkanı yardım edeceğim diyor. Görmedik daha bir şey, onu ayrı mesele. Herkes geliyor, konuşuyor, gidiyor. Konuşuyor, gidiyor. Ben şu an hiçbir partiye güvenmiyorum. Eğer yaşın tutarsa o zaman seçimlere kadar, ya 17 ya 18 olacağım seçimlerde, CHP'ye veririm ya da Komünist Parti'ye veririm. Çünkü onun dışında her şey yalan abla, her şey çok pahalı. Ben geçinebiliyorum diye AK Parti'ye vermek zorunda değilim, her şey çok pahalı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Ya şurada oturan vatandaşın %60'ının köyünde, kentinde arazisi var. Ekilecek, boş duruyor. Gitsin eksin, ektirsin, niye ekmiyor? Yanlış mıyım bilmiyorum. Abi sizce çiftçi ekebiliyor mu? Mazot fiyatlarını biliyorsunuz. Ya iyi kötü karnını doyurursun. Dur ekiyor da. Adam limonu 60 kuruşa 1 liradan veriyor. Evet. Limon 4.95. Ne haber? İşte biliyorum, onu da biliyorum. Sen üretiyorsun. İşçilik de aldı başına gitti. Sen üretiyorsun, para alamıyorsun. Alamıyorum. Ne oldu? Ekmiyor, biçmiyor. Ha, hikayesin. Yani hiç olmazsa karnımı doyursun. Hikaye anlatma, doğruyu anlat. Allah yukarıda. Allah yukarıda. Doğruyu konuş, öldürmezler. Hadi güle güle. Konuşalım mı abi sizinle? Enflasyon oranı açıklandı. %21 olarak. Sizce bu enflasyon oranı doğru mu? %80. Neden böyle açıklama yapıyorlar abi? Ateş pahası, marketler, alışveriş merkezleri. Bugün aldı, yarın fiyat değişiyor. Günü günü fiyatlar artış yapıyor. Halk perişan. Hepsi Müslüman. Enflasyon yüksek. Nereye kadar gider peki bu durum? Bu durum ne kadar gidecek? Bu durum daha mı? Ülke zaten bitmiş vaziyette benim gözümde. Bütün liderlere git düşün. Öyle değil. Kulumuz hayırlı olsun abi. Benim gözümde bitmiş vaziyette yani. Emekliler sövünüyor şu anda. 5 vakit namaz kılan kadını... Ev kira çıkmış 3 milyar. 2 milyar. Asgari ücret şey yapmış. Benim elime geçen 3 milyar. Ben ev kirasına vereceğim, şeyim vereceğim. Faturaları vereceğim. Şey gelmiş, elektrik parası gelmiş 150-200 milyon. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Size soralım abi. Konuşalım mı abi? Merhaba abi. Enflasyon oranı %21 olarak açıklandı TÜİK verileri. Sizce doğru mudur? Siz güveniyor musunuz bu verilere? Alkışlamak lazım. Çok güzel verdiler %21. Alkışlamak lazım. Zaten yıllar boyunca hangi vatandaş inanıyor TÜİK'in bu rakamlarına? Neden böyle açıklama yapıyorlar abi? Emekliye, işçiye
az maaş vermek için. Yıllarca bu devam etmedi mi bu şekilde? %5'lik zam verdi. Kaç para tuttu? 75-80 milyon. Biz 6 aydan 6 ay zaman emekleme. O maaş verdiği maaş 1 ayda bitti. 5 ay aşk gezdik. 5 ay aşk gezdik. TÜİK vatandaşın ekmeğiyle oynuyor. TÜİK vatandaşın ekmeğini yıllarca oynadı. Hala oynamaya devam ediyor. Kim inanıyor TÜİK'in rakamlarını? Bir tane vatandaş ben inanıyorum desin. Ne demiş biliyor musun? Kiralar 1,5 atmış. 1,5. Nerede atmış 1,5? Ne demek bu ya 1,5 kiralar? Bugün en düşük kira 1,5-2 milyar lira. 1,5 mi atmış? Hepsi var ya yalan dolan. Verdiği rakamların hiçbiri de vatandaşlarına inanmıyor. Ama bir gün olup bunlar gidecek. Dün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun içeride almadı. Çünkü gerçekler ortaya çıkacağı için. Aldılar mı içeriye? Hep baskı, yukarıdan baskı olduğu için almıyorlar. Yani sonuçta ben emekliyim. Çok zor durumdayız. Gerçek diyorum. Şimdi yüzde kaç verecek bize? %7, %10. 6 ay bekleyeceğiz. Şu anda %10 mu? Bir çiçek yağı 110 milyon olmuş. 105 lira olmuş. Benim maaşım bir ayda bitecek. Ben 6 ay bekleyeceğim. Yazık günah değil mi? Benim başka bir gelirim yok. Emekliden başka. Bir tane vatandaş desin ki bana ben halimden memnunum desin. Bir vatandaş çıksın. Bir tanesi çıksın. Vardır. Onlar AK Partilidir onlar. Onların ya, hayır bir tane vardı ya, memnun olan çıkan vardı ya da onların yağıdızı gurudur onların. 3-4 yerde maaş alıyordur. Ev kirası vardır. Onların rahatı iyi. Onların için hiçbir sıkıntı yok. Onların için hayat pembe. Onlar memnun tabii. Ben memnun olacak değilim ki onlar memnun olacak tabii. Durum bundan ibaret. TÜİK'in rakamlarına inanmıyoruz. Şu anda gıda hiçbir inandırıcı yok. Emekli perişan. İşçi perişan. Herkes perişan ya. Şu düştüğümüz durumu yak ya. Bir gün markete vardım, bir gün aldığım şeyi bir hafta sonra alamıyorum ya. Bir hafta sonra alamıyorum. Aynı şeyi alamıyorum. Yani bilmiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun.